Biz Yakupcan'ın böyle koşturduğu harika bir tabiatın içerisinde Melek Hanım'la beraber sız bal yapıyoruz. Abazalara özgü soğuk bir salata. Tabii bu bölgede abazalar da yaşam sürüyor, manavlar yaşam sürüyor. Çeşit çeşit kültürlerin bir arada olduğu bir bölge Osmaneli Bilecik. Evet. Ve o yüzden de çok zengin bir yemek kültürü var. Nedir malzemelerimiz Melek ablacığım? Taze soğanımız var, haşlanmış yumurtamız var, bir kase yoğurtumuz var, kişnişimiz var taze, acıkamız var. Nedir acıka? Çok acıkamız ilginç. Acıkamız nedir? Biber salçasından yoğun bir tuz, yoğun bir sarımsak karışımı ve dediğim gibi taze kişniş. Bu şekilde acı sos. Acı sos yaptım. Özel abaza yemeklerine katılan farklı bir sos. O zaman şimdi sız balımızı yapmaya başlıyoruz. Evet, ne yapıyoruz? İlk önce taze soğanlarımızı küçük küçük ince kıyıyoruz. Tamam, taze soğanlarımız var ama. Taze taze. Deste deste. Taze soğanlarımızı ince ince kıyıyoruz. Taze soğanlarımız. Hepsini kıyacak mıyız? Kıyarsak. Bol taze soğanlı bir salata yapıyoruz. Evet. Sız bal. Bakın bu güzel kırmızı sos acıkamızı da ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı kadar. Bir koyalım. Şimdi de kişnişlerimizi doğruyoruz içine. Özlem Hanım yoğurdunu da dökebilirsiniz tabii eğer ki istiyorsanız. Ben bunları ince ince kıyayım içine. Tamam, çok güzel koktu kişniş. Evet. Kişnişimizi de ilave edeceğiz. Ne kadar yoğurdumuz var? Bir kase. Bir yaklaşık kase. Yani 2 su bardağı gibi. 2 su bardağı yoğurdumuzu da ilave ettik. Kişnişimizi de döküyoruz. Of, kişniş yalnız var ya mükemmel koktu. Evet. Taze olduğu için daha farklı. Aynı çok zamanda güzel. Kurutup farklı yemeklerde de kullanabilirsiniz. Değişik bu tarz salatalarda. Harika. Şimdi bunları bir karıştıralım. Çok kolay, çok pratik, çok lezzetli, hafif. Soğuk. Özellikle bu yaz döneminde. Evet, yazın özellikle soğuk buzdolabında biraz bir 10-15 dakikada beklettikten sonra servis yanına bir yaparsanız. Bir de karpuz. Osmaneli'nin karpuzu çok meşhur. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra sosunu ve yoğurtunu aldıktan sonra servis tabağımıza döküp üstünü yumurta haşlanmış yumurtalarımızla son aşamasına geçiyoruz. Sız balımızı servis tabağımıza alıyoruz. Cam tepsimize. Gerçekten çok güzel görünüyor. Harika kokuyor. Kişnişin kokusu efsane. Ve akşam özel toplandı küçük bir bahçeden. Arkadaşımın bahçesinde ikili. Şimdi tadına bakıyorum. Harika bir görüntüsü var gerçekten sız balımızın. Evinizde muhakkak deneyin diyorum. Şöyle bakın. Ay gidiyordu çatalımız, tuttuk. İçindeki o kişniş var ya mükemmel bir lezzet vermiş. Tamam, afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bayıldım. Herkes evinde denesin diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.